birbirine göreli olarak hareket eden litosfer levhalarının olduğu sonucuna varmamızı sağlayan farklı ip uçlarını düşünelim. İlk ipucunu bence ilkokul öğrencileri bile coğrafyaya ilk giriş yaptıklarında tecrübe ediyorlar. Evet, ilk ipucu kıtaların birbiriyle uyumlu bir şekilde dağılmış gibi görünmesi. Bunu da en iyi Güney Amerika'nın noktalı gibi olan kısmında görüyoruz daha detaylı bir harita olsaydı daha iyi olurdu ama bu kısım sanki Afrika'daki Nijerya havzasıyla bir zamanlar birlikteymiş de sonradan ayrılmış gibi duruyor. Biraz daha yaratıcı olursak dünyanın başka yerlerinde de eskiden birlikteymiş ama şimdi ayrılmış olduğunu görebileceğimiz yerler var. Bu kendi çapında çok küçük bir ipucu. Ama bir zamanlar bu iki kısmın birbirine bağlı olduğuna ve birbirinden ayrılmak zorunda olduğuna işaret ediyor. Ama şu an ayrılmaya devam edip etmediğini veya bu ayrılmaya neyin sebep olduğunu söylemiyor. Hatta bunların birbirinden ayrıldığını bile kesin olarak söylemiyor. Belki de bu Güney Amerika kıyısının Afrika'daki şu kıyı ile çok benzer olması sadece bir tesadüf. Bahsedeceğim diğer ipuçları son 60-70 yılda ortaya çıktı. İlk ipucu şu. Atlas okyanusuna bakarsanız, hatta aşağıdaki fotoğrafa bakalım. Normalde okyanuslar böyle gösterilmez. Biraz daha anlamanız için şöyle diyeyim. Şurası Güney Amerika, şurası Afrika, şurası da Kuzey Amerika. İşte 20. yüzyılın ortasında okyanusun ortasındaki yükseltilere bakan insanlar Atlas Okyanusu'nun ortasında bir çıkıntı olduğunu keşfettiler. Sanki Atlas Okyanusu'nun tam ortasından çıkan bir sıra da vardı. Sadece buna bakarak levhaların birbirinden ayrıldığını iddia edemeyiz ama incelenmeye değer bir şey. Sadece çıkıntı yok, aynı zamanda suyun altında volkan faaliyetleri de var. Yukarı çıkan magmalar, suya akan lavlar, işte bunlar Atlas Okyanusu'nu karşıdan karşıya geçen bu çıkıntıyı oluşturuyorlar. Dünyada buna benzer su altı çıkıntıları var. Şurada bir tane Pasifik Okyanusu'nda, şurada Hint Okyanusu'nda var. İşte bu kendi çapında küçük bir ipucu ama bu levhaların çıkıntının olduğu yerde birbirinden ayrıldığını söylemiyor bize. Bu sadece ipucunun başı. Ama bu ipucunun bizi sonuca götürücü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi de ayrı bir keşif olması. Farklı alanlarda yapılan keşifler sizi doğru bir sonuca götürür. Yani ayrı bir keşif bize şunu söylüyordu. Manyetik kayaçların farklı çağlarına bir bakın. Daha doğrusu farklı jeolojik dönemlerdeki manyetik kayaçlara bir bakın. Bunların nasıl katmanlandırıldıklarına bakarak yaşlarını bilebiliriz. Mesela bu genç bir kayaç. Şu daha yaşlı. Şu çok yaşlı. Jeologlar yani yer bilimciler İlginç bir şey fark etti. Manyetik bir kayaç alsam ve erimiş lav olsa ve bu lav sertleşse. Unutmayın bu manyetik bir kayaç. Yani pusulayla aynı şekilde kutuplarla hizaya gelmek ister. Şurada lavlar olsun. Moleküller kendi kendine hizaya girebilir sıvı olduklarından ve kendilerini hizalayabildiklerinden kutuplarla kendilerini doğal olarak hizaya sokmak isteyeceklerdir. Dünyanın manyetik alanı sebebiyle hepsi tek bir yönde hizaya girmek isteyecek. O yüzden bu lava sertleşip kayaç olduğunda bu hizalanma donmuş olacak. Eğer dünyanın manyetik alanı zamandan bağımsız olarak sabit olsaydı, herhangi bir döneme ait herhangi bir kayacın aynı yönde hizalanmış olmasını beklerdik. Kayacın enine kesitine bakalım şimdi. Diyelim ki kuzey kutbuna doğru bir hizalanma olsun. Evet, çiziyorum. Sanki ekranımıza işaret eden bir ok gibi düşünün güney kutbu yönündeki bir hizalama da şu olsun. Bu da ekranımızdan dışarı işaret ediyor. Genç kayaçların hizalarının ekranın içine doğru olacağını düşünürsünüz. Daha yaşlı kayaç da ekranın içine doğru gelir. Yukarıdan bir bakışla çizeyim ki hepsi aynı sayfada olsun. Daha iyi anlayalım diye enine kesit çiziyorum. İşte şurası yüzeyimiz sayfanın içine doğru derken manyetik kayacın o yönde hizalanacağını kastediyorum. Sayfadan çıkmak derken de manyetik kayacın o yönde hizalanacağını kastediyorum. Evet, dediğim gibi dünyanın manyetik alanı hiç değişmeseydi sertleşen lav soğuyup lav olmayan kayaca dönüşecekti veya donup kayaç olacaktı diyebiliriz. Ne zaman sertleştiğinden bağımsız olarak hepsi aynı yöne işaret edecekti. Bu durum sabit bir manyetik alan olsa gerçekleşirdi. Ama durumun bu olmadığını gördük. Yaşlı manyetik kayaçlara baktığımızda ve ne kadar yaşlı bir kayaca baktığımıza bağlı olarak şu anki manyetik alanla hizaya girmiş yeni kayaçlar görürüz. Biraz daha yaşlı olanlara bakalım. Bu yaşta sertleşmiş birkaç kayaç bulmak için 780 bin yıl öncesine gidelim şimdi ters yönde olduğunu görürüz. Yani manyetik kayaç sertleşmiş ve sanki kuzey kutbu güney kutbu gibi görünüyor. Manyetik kuzey kutbu. Yani bu kayaç zıt yönde hizalanmış. Sanki sayfadan dışarı doğru işaret ediyor. Daha yaşlı kayaçlara bakarsanız alıştığımız yöne doğru hizalanmış olduğunu görürsünüz. Buradan çıkarabileceğimiz tek mantıklı sonuç, dünyanın manyetik alanının zamanla değişmiş olduğu. Evet, manyetik alan değişiyor. Muhtemelen, peki bunun levha tektoniği ile ne ilgisi var diyorsunuzdur. Dünyanın tarihi boyunca manyetik alanın değiştiğini kabul ettikten sonra okyanus tabanı havzasında bulunan kayaçla ilgili başka ilginç bir gözlemde bulunmak mümkündür. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki şu çıkıntı var. Volkanlar okyanusa yeni kayaç püskürtüyor ve su altındaki bu dağ çıkıntısı oluşuyor. Aynı zamanda deniz tabanını oluşturan kayacın mıknatıslı manyetik içerdiğini görüyoruz. Çiziyorum. Yine yukarıdan bakıyormuş gibi çizeceğim. Hmm, evet. Farz edelim burası Atlas Okyanusu'nun ortasındaki çıkıntı. Evet. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki çıkıntıya çok yakın olan kayaçlar incelendiğinde bu arada şu an okyanus tabanındaki kayaçlara bakıyoruz. Evet. Bunların hali hazırdaki manyetik alanın hizası şeklinde hizalandı görüldü biraz daha uzağa yani binlerce kilometre uzağa giderseniz zıt yönde ilerleyen diğer manyetik kayaçlar şeridine rastlarsınız. İşte şöyle ilerliyorlar. Çıkıntıdan ne kadar uzağa gittiğinize bağlı olarak yönlerin değişmesinden daha da süper olan şey ise çıkıntıdan yaklaşık aynı uzaklıktaki manyetik kayaç şeridinin simetrik olması ve bunun da aynı yönde ilerlemesi. Biraz daha ileri gidince ilk baştaki yönde ilerleyen kayaçları görürsünüz. Çıkıntının simetrik olarak diğer tarafına gelince de tamamen aynı şekilde başka bir kayaç takımı görürsünüz. Yani dünyanın manyetik alanının zamanla bir öyle bir böyle olduğunu kabul ederseniz en azından benim veya jeologların aklına gelen, buradan çıkarabileceğimiz en mantıklı sonuç, bunların hepsinin benzer zaman diliminde oluştu. Bunlar manyetik lav olarak ortaya çıktı ve dünyanın manyetik alanıyla hizalandılar. İşte bu yüzden benzerler. Zamanı ileri sararsak, tamam ya da vazgeçtim, sarmayalım, tamam. Bunların oluşabilmesinin tek yolu ve böyle benzer olabilmelerinin tek yolu, geriye gidersek bu mor manyetik kayaçların bu şekilde, yani tamamen aynı şekilde ve aynı uzaklıkta hizalanmasının tek yolu, bir noktada birbirlerine yakın ve bağlı olmuş olmaları. Yani geriye gidersek belki de Atlas Okyanusu'nun ortasındaki çıkıntıda su altı volkanlarından, işte bu mor kayaçlar çıktı. Evet, su altı volkanlarından bu mor kayaçlar çıktı. Ve o zaman diliminde dünyanın manyetik alanı şimdikinin tam tersiydi. Bu şekilde mavi kayaçlar da vardı. Evet, evet bu makul bir açıklama gibi görünüyor. Yani şu kayaçla şu kayaç bir zamanlar birbirine dokunuyordu. Aynı zaman ve yerde oluştular. Eğer durum buysa, eğer mavi kayaçlar bir zamanlar beraberse ve Atlas Okyanusu'nun ortasındaki çıkıntı da aynı zamanda oluştuysa, yani kayaçların aynı zamanda oluştuğunu varsayarsak ki simetrik uzaklığa bakınca cidden öyle gibi görünüyor. Bundan benim çıkarabileceğim tek mantıklı sonuç çıkıntının ayrılmak zorunda olduğu. Çıkıntı şu noktadan şuraya gitti. Mavi kayaçlar da bir zamanlar beraberdi. İşte bu 1960'larda levhaların birbirinden ayrıldığına işaret eden en açık kanıttı. Ve eğer levhalar birbirinden ayrılıyorsa, haritaya bakınca bir zamanlar birbirlerine doğru hareket ettiklerini de anlıyoruz. Bundan daha sonraki videolarda bahsedeceğiz ama bir zamanlar bir levhanın ötekinin altına doğru hareket ettiğini biliyoruz. Bundan ve levhaların hareket ettiğini düşünmemizin sebebinden daha ileride bahsedeceğiz. Günümüze ilerlersek GPS uyduları ve diğer araçlar yardımıyla levhaların hareketini ölçebiliyoruz. İşte NASA'dan bir resim. Dünya yüzeyinde farklı zamanlarda gerçekleşen hareketlerin vektörleri gösterilmiş. Amerika'da birçok vektör oluştuğunu görebilirsiniz. Hatta çok fazla olduğundan okuması bile zor. İşte Hawaii. GPS uydularının ölçümlerine göre o noktada Pasifik levhası kuzeybatı yönünde ilerliyor. Ha, şunu da hemen belirteyim. Bu hareket çok yavaş. Yani tırnaklarımızın uzama oranı kadar yavaş. Ama milyonlarca yıl bu olursa binlerce kilometre eder. Yani çoğu levha için yılda yaklaşık 1 santimetreden bahsediyoruz. Bazı levhalar daha hızlı. Mesela 10 15 santimetre ilerleyebilir. Ama çoğu tırnak uzama oranında. Yani yılda yaklaşık 1 santimetre hareket ediyor. Aslında bu müthiş bir şey çünkü GPS kesin ölçümler yapıyor. Kuzey Amerika levhasının genelde şu yönde ilerlediğini görüyoruz. Nazca levhası Güney Amerika levhasına doğru ilerliyor. Şimdi dersi bitiriyorum. Daha doğrusu bitirmeden önce Wikipedia'dan bulduğum ve aynı manyetik şeridi gösteren bir resme bakmanızı istiyorum. Hangi resim sizin için daha iyi bilmiyorum ama neyse. Neyse şimdi bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda teorilerden bahsedeceğiz. Artık levhaların hareket ettiğini biliyoruz çünkü. Şimdi bunların neden hareket ettiğiyle ilgili teorilere bakacağız. Hoşçakalın.